Arkadaşlar merhabalar. Üstü sayılar ve köklü sayıları anlatacağım. Bu konuların şöyle bir önemi var. Direkt çıktıkları için ben önemsemiyorum açıkçası. Benim için önemli olma sebebi şu. Matematiğin genelini etkileyen konular bunlar her konunun içinde üslü sayı var, köklü sayı var. Özellikle nedense köklü sayıda zorlanıyor öğrenciler ki bence gerçekten zorlanılacak bir konu değil. Ancak şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunlar da ta ortaokuldan kaynaklanan bazı temel sıkıntılar var. Bundan dolayı da arkadaşlar katlanarak büyüyor. O yüzden tavsiyem basit bir kaynaktan gerekirse antrenmanlarla matematik tarzında Karekök sıfır tarzında basit kitaplardan lütfen bu konuları çalışın. Direkt böyle nasıl olsa liseyiz dememek lazım. 8. 7. sınıftaki üstlü sayı köklü sayı öğrenememekten kaynaklı bu konular zor geliyor. Yoksa matematiğin en rahat konularından açıkçası bunlar. Zaten çok hani temel olarak bir şeyler biliyorsanız buradan benden dinleyerek sonra kendi sorularınızı çözerek halledebilirsiniz. Yeni nesil soru mantığıyla bakmamak lazım üstlü sayı ve köklü sayıyı arkadaşlar. Çünkü bunlar sizin alfabe gibi yani kelimeleri kurmanız için nasıl ki harfler gerekli, aynı şekilde cümleleri kurmanız için kelimeler gerekli. Bu üstlü sayı, köklü sayı, basit eşitsizlik, mutlak değer gibi konular, özellikle çarpanları ayırma arkadaşlar, genel matematiğinize katkı sağlayacak konular. Yeni nesil, eski nesil ayrımına girmeden en klasik sorulardan başlayarak çözün diyorum ve artık başlıyorum. Üstlü sayılarda arkadaşlar ee, toplamadan farkı şudur. Biz sayıları çarptığımız zaman A çarpı A çarpı A çarpı nokta nokta N tane A'yı çarptığımızda A üzeri N şeklinde gösteririz. Toplamada ise bu N tane A'nın toplamı N çarpı A'ydı. Onu bir hatırlatmış olayım. Bakın şimdi 2 üzeri n eksi 3 eşittir 24 olduğuna göre n aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunur? Temel üssü sayı bilgileriniz lütfen olsun beni izlemeden önce arkadaşlar. Sonuçta ben YKS'ye hazırlık yaptığım için antrenmanlarla matematik seviyesinde de o kadar dipten almıyorum. Hani hafif bir şeyler biliyor olmanız lazım. O yüzden 2 üzeri 1 şudur, 2 üzeri 2 şudurlarla boşuna lütfen vakit kaybetmeyelim. 2 üzeri n eksi 3 24. Dolayısıyla şunu hatırlayacağız arkadaşlar. Tahmini olarak bir kere 2 üzeri n eksi 3. Eğer 2 üzeri 3 olsa 8'e eşit olurdu. O zaman n eksi 3 arkadaşlar 3'ten büyük bir sayı. Eğer pardon 3'ten büyük diyorum 4'ten büyük bir sayı. Çünkü 2 üzeri 4 16. Dolayısıyla arkadaşlar 4 olsaydı 2 üzeri 4'ten 16 olacaktı. O zaman 4'ten büyüktür. Eğer 5 olsaydı 32 olurdu. O zaman arkadaşlar n eksi 3 de 5'ten küçüktür ki 32 olmasın. Böylece 7 ile her iki tarafı 3 eklersek 8 arasında bir sayıymış ne? Sonra bunun logaritma versiyonunu da yapacaksınız. A, n tane 4'ün çarpımıymış arkadaşlar. B de n tane 4 üzeri n n'in toplamıymış. Bakalım şimdi çarpım olduğu zaman arkadaşlar üstlü sayıdır. 4 üzeri n deriz A'ya. Toplamadaysa, şunu diyeceğiz. N çarpı 4 üzerine gördüğünüz gibi. O zaman bunların oranı 4 üzeri N bölü N çarpı 4 üzeri N 0.1. 4 üzeri N'ler sadeleşti. Haliyle ne olur buradan? Ters çevirirsek şurası 0.1 demek arkadaşlar. 1 bölü 10 demektir. Böylece ters çevirdiğimizde N 10 gelir. Bütün sayıların ancak sıfır hariç arkadaşlar. Sıfırıncı kuvvetleri 1'dir. Sadece 0 üzeri 0 tanımsızdır. Onu atlamıyoruz. Basittir ama önemli bilgidir. Geri kalan bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olacaktır. Örnek bakın. Ee, burada 7 üzeri 0, 8 üzeri 0, eksi 5 üzeri 0 isterseniz i üzeri 0 deyin fark etmez. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sadece sıfır hariç. Diğer taraftan Temel kavramlarda söylediğimiz bir şey zaten bu. Bir pozitif sayının tüm kuvvetleri pozitiftir arkadaşlar. Negatif sayıların da çift kuvvetleri pozitiftir. Tek kuvvetleri de negatiftir. Alttaki örnekte de bu var. Eksi 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşitken eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 2 üzeri 3 yani eksi 8'e eşittir. Bakalım şimdi buradaki sayı arkadaşlar ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti 1 olacak. Yine 2013'ün sıfırıncı kuvveti 1 olacak. 1 bölü 2013'ün 0. kuvvetli arkadaşlar yine 1 olacak. Dolayısıyla eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacak. 5 üzeri 8 eksi 6x 1'e eşitmiş. Demek ki o zaman ne olacak? Burası 0. 6x eşittir 8'den x arkadaşlar 4 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 demiş 3x üzeri 4. Bakalım eksi 1 bölü 3. 3 çarpı 4 bölü 3 eksi 4. Buradan da arkadaşlar 4 eksi 4 oldu. Yani yine cevap 1 geldi. Burada çift sayının nerede olduğu önemli arkadaşlar. Bakın mevzu şudur. Herhangi bir sayının parantez içindeki n'inci kuvvetinde işaret eksi veya artı olsun içeride kalacağı için ona göre hareket ederiz. Ama şöyle olursa. İster çift olsun ister tek olsun eksi 2 iki üzeri ikiye mesela sakın 4 demeyin. Çünkü bu 2 iki 2'nin önünde eksi olmuş halidir. O basit bilgiyi hatırlatayım. Dolayısıyla burası eksi 25 olacaktır. Parantez içinde ister olsun ister olmasın tek kuvvette zaten işaret değişmiyor. O yüzden şuradan eksi 32 gelecek. Bir de önünde eksi var arkadaşlar. Artı 32 olur. Aşağıya geldiğimiz zaman tek kuvvette ister eksi olsun ister artı olsun fark etmez o yüzden eksi 32 burada da eksi 5'in parantez karesi olduğu için artı 25 olacak. Böylece yukarısı artı 7, aşağısı eksi 7. Cevap da arkadaşlar eksi 1 geldi. Üstün üstü çarpılır arkadaşlar. A üzeri x'in y'nin kuvveti a üzeri x çarpı y'dir. Veya a üzeri y üzeri x'tir. Bunu sorunun durumuna göre değiştirebilirsiniz. Bazen biz şunu yapacağız bakın. 2 üzeri 3x'i sorunun durumuna göre 2 üzeri x'in kübü. Sorunun durumuna göre 2 üzeri 3 üzeri x diye yazabilirsiniz. Bu kadar basit bilgileri gerçekten kullanacağız. Bakın mesela 2 üzeri 3 üzeri 4 olsun mesela bazen 2 üzeri 12 diyeceğiz buna bazen de 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti o sorudaki kuvvet durumuna göre değişecek arkadaşlar bunlar nasıl olsa hepsi birbirine eşit bakalım şimdi 2 üzeri a eşittir 9 3 üzeri b eşittir 5 bizden 2 üzeri a çarpı b nedir diye istiyor bakın şimdi burada şunu yapacağız 2 üzeri a 3 üzeri 2'ye eşit arkadaşlar tamam mı? Şimdi şu hakkınız var üslü sayılarda ve köklü sayılarda. Diyelim siz burada 3 üzeri b değil mi? Bu 3 yerine bir şey yazmak istiyorsunuz. Her iki tarafın sanki böyle kesir sadeleştirmesi gibi üslerini sadeleştirme veya bölme hakkınız var. Anlaştık mı? Bu şekilde rahat olun. O yüzden 3 gördüğünüz yere 2 üzeri a bölü 2 yazabilirsiniz. Kesirlerde sadeleştirme yapar gibi Üstleri karşılıklı olarak aynı sayıya bölebilirsiniz Aynı sayıya ama farklı sayılara değil Dolayısıyla artık 3 gördüğüm yere bakın ne yazıyorum 2 üzeri a bölü 2 Üstüne bir de arkadaşlar b yazıyorum Eşittir 5 Dikkat edin şimdi Üstün üstü çarpılır 2 üzeri a b bölü 2 olacak böylece 5 Aynen dediğim gibi 2 üzeri a b yapacağız ya Her iki tarafta arkadaşlar Üstleri böyle, sonuçta 5 üzeri 1 bu. Üstleri aynı sayıyla çarpabilirim. Böyle de bilirim, çarpabilirim. Tamam mı? Bu o yüzden önemli örnek. Her iki tarafı genişletiyorum. Kesir genişletir gibi. Burası bakın 2 üzeri AB oldu. Üstü genişlettim. 1 çarpı 2'den 2. 5 üzeri 2'de ne yapar arkadaşlar? 25. Bu şekilde gördüğünüz gibi cevabı 25 olarak bulduk. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar soru üstünden. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6'dır ama 2 üzeri 2 üzeri 3 farklı bir şeydir. Bunu özellikle size parantez olarak gösterecek. Bu 2 üzeri 8'dir. Bakın birbirine eşit gelmedi. Üstün üstü çarpılır ama burada ayrıca bir üslü sayı var. O yüzden o 2 üzeri 8 olmak zorunda. Buna göre arkadaşlar şöyle yapalım. Matematikteki temel denklem mantığı arkadaşlar bilinmeyenlerin aynı cinsten olması lazım. Yani bir tarafta x varsa diğer tarafta da x olması önemli bizim için. Bu yüzden üstü sayılarda da denklemleri ayrıca yapacağız ama tabanları aynıysa üstler de aynıdır diye bir bilgimiz var. Zaten bunu bir şekilde duymuşsunuzdur. Bu soruda bir taban 16 bir taban 4. Şöyle bir hakkım var ama 4 üzeri 2 üzeri x diye yazabilirim. Daha demin söylemiştim bunu. O zaman arkadaşlar bu aslında 16 üzeri x olacak. Artık şöyle yapabiliriz o zaman. 16 üzeri 16'nın 16. kuvveti. Bu ayrıca bir üs bakın. 16 üzeri x. Tabanları aynıysa direkt 16 üzeri 16 x'e eşit olur arkadaşlar. Şıklarda böyle bir cevap yok. O zaman bakın ne yapıyorum. 16 gördüğüm yere 2 üzeri 4 yazıyorum. Üzerinde 16 zaten duruyordu. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 64 geldi A şıkkı. Bu şekilde arkadaşlar bu üstün, üstün üstü çarpıları gayet güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bakın bu soruda da 16 yani aslında 2 üzeri 4. Neden öyle dedim? Çünkü 0.25 güzel bir sayı değil ama 4 ile 0.25'in çarpımı 1'dir. Dolayısıyla burası direkt 2 üzeri 1 olur yani 2 olur bakın. Gelelim şimdi diğerine. 512. 0.2 ne arkadaşlar? Üstünde çizgi varsa 2 bölü 9'dur. E, devirli ondalık sayılarda 0.2, 0.a yani şu 0.a üstünde çizgi varsa direkt a bölü 9 diyebilirsiniz. Dolayısıyla 512 de neye eşit? E, 128 olsa 257, 256. Evet 2 üzeri 9'muş. 2 üzeri 9'un 2 bölü 9'uncu kuvveti Üstün üstü çarpılır. 9'lar sadeleşir. 2 üzeri 2 olur. Oradan da arkadaşlar 2 üzeri 2 de zaten 4. Araya artı bir koyalım. Şimdi geldik buraya ters olduğu zaman 1 bölü a olduğu zaman arkadaşlar üstü sayılarda zaten biliyor olabilirsiniz ama ben yine hatırlatayım. Bir üslü sayıyı böyle ters çevirip a üzeri eksi 1 diyebilirsiniz. Bütün sayıları bu arada mesela 2 bölü 5'i de yeri gelecek şöyle yazacağız. 5 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti sorunun durumuna göre. O zaman normalde 27 3 üzeri 3'tür ama ters çevrilmiş olduğundan 3 üzeri eksi 3 olur. Eksi 0.3'de arkadaşlar 3 bölü 9'dan sadeleşirse eksi 1 bölü 3 olacaktır. 0.3 üstünde çizgi varsa 3 bölü 9 sadeleştirdim 1 bölü 3. Böylece eksi ile eksinin çarpımı artı 3'ler birbirini götürdü 3 üzeri 1 oldu. Önünde eksi olduğu için arkadaşlar 3. Böylece 5 2 ile 4'ü toplayıp 5 dedim pardon. 2 artı 4 6. 6 eksi 3'ten de 3 gelmiş oldu. Şimdi gelelim üslü sayıları sıralamaya. Sıralama için arkadaşlar tabii ki bir bilgi vereceğim. Mümkün olduğunca tabanları aynı yapacağız. Tabanları aynı yapmanın metodunu da aslında çaktırmadan söylemiş olduk. Örnek mesela bakın 16 üzeri 2 olsun. Diğer sayı 8 üzeri 3 olsun. Örnekle göstereyim. 2 üzeri 20 olsun. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralayalım. Şimdi tabanlarını aynı yapmak için hepsini 2 yaparım. 2 üzeri 4'ün ikinci kuvvetidir. Bu 2 üzeri 3'ün 3. kuvvetidir. Bu zaten 2 üzeri 20. Böylece ne oldu? 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 20 artık. Tabanı büyük olan daha büyük olacak. Eğer farklı tabanlardaysa aynı yapma halimiz olmayacağı için bu sefer üstleri aynı hale getireceğiz. Bakın şimdi 30, 45 ve 60 neyin ortak katı? 15'in değil mi? Yani aslında bunların o bebi 15 arkadaşlar. O yüzden eğer tabanlar aynı değilse yapmanız gereken şey bu durumda üstleri eşitlemek ve üstleri eşitlerken de obeplerini almak arkadaşlar. Bakın şimdi 7 üzeri 30 hepsi 15'in katı ya ne yapıyorum dikkat edin 7 üzeri 15'in aslında bu ikinci kuvvetidir. Şimdi dikkat edin 7 üzeri 2'nin 15. kuvveti diye de düzeltiyorum. Sonra bakın 4 üzeri 15'in üçüncü katıdır, üçüncü kuvvetidir. 4 üzeri 3'ün 15. kuvveti yer değiştirme hakkım vardı. Aynı şekilde 3 üzeri 15'in 4. kuvvetinde 3 üzeri 4'ün 15. kuvveti yapabilirim. 49'un 15. kuvveti, 64'ün 15. kuvveti ve 81'in 15. kuvveti. Tabanları aynı değil ama üstleri aynı. Artık o zaman ne geldi? Z en büyük. Sonra Y arkadaşlar sonra da x oldu bakın. Bu şekilde mevzuyu halletmiş olduk. Ya tabanları aynı yapın ya üstleri aynı yapın. Demin de söylemiştim arkadaşlar. Eksi 1 koymak üste, onun işaretiyle ilgili değil. Direkt sayıyı ters çevir manasında. A üzeri eksi 1 1 bölü A iken A bölü B üzeri eksi 1 de yine B bölü A olur. A üzeri eksi X de üstünü al ama ters çevir demektir yine. A bölü B'nin eksi X'inci kuvveti de yine ters çevir ama üstünü al. Buna göre bakalım şimdi 2 üzeri eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti. Dediğim gibi bu işarette eksi 2 de olsa artı 2 de olsa çift sayıda arkadaşlar muhakkak sayı pozitif olur. O yüzden bu 2 üzeri eksi 2'ye evrilir. Burada tabii ki 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'tür. Aynı şekilde 3 üzeri eksi 2 de arkadaşlar 1 bölü 9 olacaktır. Önünde eksi var. Dolayısıyla 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9 bir yazalım orayı. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti de 1 bölü 8. 1 bölü 3'ün karesi de arkadaşlar yine 1 bölü 9. O zaman payda eşitlersek yukarısı 5 bölü 36. Aşağısı da 1 bölü 72. Ters çevirince bakın 5 çarpı 2'den 10 geldi. Bakalım şimdi eksi 1'in 0.25. Eksi Behir'in daha doğrusu arkadaşlar 0.25'e bölümünün eksi 6. kuvveti. Onun da 5 bölü 12. kuvveti. Şimdi üstün üstü çarpılara geliriz ama burada hemen şunu halledelim. Çift bir sayı ne olursa olsun parantez içindeki eksi 1 yok olur. 1 bölü 0.25'in eksi 6. kuvveti olur. İşaret hatası yapmamak için bence buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şimdi artık bunu ters çevirelim. Bir nevi bu 0.25'in 6. kuvveti demektir. Böylece o da ne olur? 0.25 1 bölü 4'tür. 6. kuvveti de aslında 4 üzeri eksi 1'in 6. kuvveti yani 4 üzeri eksi 6. Artık onu bir de 5 bölü 12 ile çarparsak 4 üzeri eksi 30 bölü 12 sadeleştirirsek 6 ile 12 hatta böyle yapalım. Eksi 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? 4 üzeri eksi 5 bölü 2'yi de ne yaparız? Ters çevirirsek 1 bölü 4'ün 5 bölü 2. kuvveti. Bakın. E, hatta şöyle yapalım. Hiç 4'ün öyle yapmayalım arkadaşlar. Şunu göstereyim ben size önce. 2 i̇ki üzeri 2'nin eksi 5 bölü 2. kuvveti. 2'ler sadeleşir. 2 üzeri eksi 5 Böylece 1 bölü 32 olur. Yoksa soru iyice böyle gıcık bir hale geliyor. Yeterince zaten işlem hatasına müsait bir soruydu. Yani onu absorbe etmek için en azından orada 4 üzeri eksi 5 bölü 2'yi ters çevirmedim. Sadeleştirdikten sonra ters çevirdim. ABC tam sayılardır demiş. 2 üzeri A, 2 üzeri B, 2 üzeri C 35 bölü 32 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Burada tahmin usulü yapmak çok daha mantıklı arkadaşlar ama tahmini yaparken de ÖSYM böyle sorular sorduğunda biraz hızlı olmanızı istiyor. Yani açık biraz değil bayağı hızlı olmanızı istiyor. Bunu önce böyle bir ayıralım 1 artı 3 bölü 32 diye. Çünkü paydaları eşit olduğu için 32 bölü 32 artı 3 bölü 32 diye yapalım. Şimdi 1 artı 3 bölü 32 de şöyle ayıracağım. 1 artı 1 bölü 32 artı 2 bölü 32. Böylece 1 artı 1 bölü 32 artı 1 bölü 16. Gördünüz mü? Hepsi 2'nin kuvveti. 1, 2 üzeri 0. 32, 2 üzeri eksi 5. Bu da arkadaşlar 2 üzeri eksi 4. Demek ki eksi 5, eksi 4 daha eksi 9. 0 daha yine eksi 9 oldu. Bu şekilde bakın. Biraz sayılarla aramızın iyi olması lazım. Bunun gibi sorar mı ÖSYM? Kesinlikle sorabilir. Çünkü burada baktığın zaman paydasından yola çıkarak 2 üzeri -5'in var olacağını. Sonra arkadaşlar aynı şekilde 3 diye bir üs yok yani e, taban yok 2'de. O zaman bunları da ayırman gerektiğini görmeni istiyor. Bu açıdan bence güzel bir soru. Vakit kaybettirmeye yönelik. Ondalık sayılarda da arkadaşlar şuna bakmanız gerekiyor. Virgülden sonraki arkadaşlar sayı kaç tane bakalım? 1 2 3. O zaman bu size şunu söyler a üzeri 10 eksi 3. Bakın şimdi bir örnek daha göstereyim size. Diyelim 0.12. O zaman bu şu demektir. Virgülden sonra kaç sayı var? 2 tane. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek ister. Tamam mı? Virgülden sonraki adet size 10'un üzerine kaç ekleyeceğinizi söylüyor. Ama tabii negatif bir şekilde. Normal sayılardaysa 4 tane 0 ise 10 üzeri 4. Yani eğer sayı ondalıklı değilse sıfır sayısı 10 üzeri n demektir. Aynı şekilde diğerlerinde de arkadaşlar 10 üzeri eksi n demektir. Bakın şimdi 100, kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 126 çarpı 10 üzeri eksi 7 demektir. Şimdi arkadaşlar diğer tarafta da şunu söyleyeceğiz. 1.26 da yine 126 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi n. E, basit bir bilgi normalde yapacağız ama tabanları aynıysa arkadaşlar üstler ne olur toplanır. 10 üzeri eksi 2 eksi ne olur? Bu bilgiyi de söylemiş olalım aradan çıkaralım. 126 çarpı 10 üzeri eksi 7. 126'lar gitti. 10 üzeri eksi 7 eşittir. 10 üzeri eksi 2 eksi ne? Tabanlar zaten aynı. Demek ki o zaman ne? 5 olmalıymış. Toplama çıkarma yaparken arkadaşlar şunu söyleyeyim kesinlikle yapmanız gereken mevzu şu tabanları aynı yapmak. Tabanları aynı değilse toplama yapamayız. Örnek 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ü toplayamazsınız. İsterse üstleri aynı olsun. Kesinlikle tabanları aynı olması lazım. Üstüne üstlerin de aynı olması lazım bakın. Tabanların aynı olması yetmiyor gördüğünüz gibi. Şunu toplarsınız ama 4 tane 5 üzeri 3 ile 6 tane 5 üzeri 3 toplarsanız 10 tane 5 üzeri 3 olur. Ancak taban ve üstler aynıysa durumu kurtarıyoruz. Bakalım şimdi 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 5, 0.05 10 üzeri eksi 3, 0.005 10 üzeri eksi 2. Bunların hepsinin tabanını aynı yapacağım şimdi. Hatta üstünü de aynı yapacağız. Hepsini arkadaşlar 10 üzeri eksi 5'e uydurayım. Burada yalnız 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 3'ten daha küçük ya bakın ne yapıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazıyorum burayı. Burada zaten 10 üzeri eksi 3 var. Böylece bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 oluyor. Gördünüz mü? Aynı şekilde burası da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Zaten 10 üzeri eksi 2 vardı. Ne oldu? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Şurası zaten arkadaşlar 0.5'ti. 10 üzeri eksi 5 olarak duruyordu. Artık o zaman yapalım. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5 hepsinde var. 5 5 daha 10. Burası da ne yaptı? Ha, bu arada eksi varmış. Onu unutmayalım. O zaman arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Birbirini götürdü. Sadece 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 5 kaldı. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir de arkadaşlar 10 üzeri eksi 5 zaten vardı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Son sorumuz burada. 0.17 çarpı 10 üzeri eksi x 0.7 çarpı 10 üzeri eksi x eksi 1 10 üzeri eksi 12. Bu sorular gerçekten gıcık. Yani ben kendim çözerken bile sinir oluyorum arkadaşlar bu sorular ama yapacak bir şey yok. Burada 10 üzeri eksi x 10 üzeri eksi x eksi 1. Küçüğe benzetmeye çalıştığım için şunu yapacağım bakın. Bu eksi x eksi 1 eksi x'den bir daha 1 çıkarıldığı için daha küçüktür. Bak şimdi nasıl yapalım onu. Bunu benzetmek için 1.7 diye büyütüyorum bu sayıyı. Böylece bunu 1 büyüttüğünde onun üstünden 1 çıkarabilirsin. Örnek göstereyim bakın. 126 çarpı 10 üzeri 3 diyelim. Sen bunu 12.6 yaparsan burayı küçülttüğün için ekle. Ama eğer 126 değil de 1260 yaparsan o zaman burayı böyle 10 üzeri 2'ye düşüreceksin. Sayı büyürse 1 çıkar. Sayı küçülürse 1 ekle dolayısıyla ben 0.17'den 1.7'ye yükselttim 10 katını aldım Mecburen diğer taraftan geri çıkarıyorum böyle oldu 1.7'den de 0.7 çıkarsa 1 kalır 1 çarpı 10 üzeri eksi x eksi 1 Eşit oldu 10 üzeri eksi 12'ye tabanları aynı O zaman eksi x eksi 1 eşittir eksi 12'den Böylece cevap ne geldi arkadaşlar 11 eşittir x. Bu şekilde halletmiş olduk. 20 dakika olmuş arkadaşlar. 20-22 dakika arası. Bence burada durayım. Konu bitmedi kesinlikle. Bir mola gibi olmuş olsun. Diğer videoda arkadaşlar üstü sayıları devam ediyoruz. Şu an sadece başlangıç kısmını yaptık. Temel bilgiler kısmını yaptık arkadaşlar. Devam edeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere.